Üçüncü gözü kapalı olanlar hayata ve evrene zarar verir. Üçüncü gözü açık olanlar hayatı ve evreni güzelleştirir. İnsan yokken, hayvan ve bitki yokken, dünyamız yer kabuğu ve mağma onun içindeyken, dünyada kanserli yapılar, bozuk yapılar, kötü yapılar olmadı. Ve mağma dışarıdan soğudu, kabuk oluştu. Kabuk da her geçen gün kendini güzelleştirdi. Irmaklar, göller, denizler, okyanuslarla doldu. Ve sonra çimenleri, çiçekleri, ağaçları çıkardı. Mağma her geçen gün hayatı güzelleştirdi. Ama ne zaman ki bu çimenlerin ve otların üzerinde biyolojik gözü olanlar ortaya çıkınca, üçüncü gözünü kullanmayı bırakınca başladılar hayatı zehretmeye. İşte bugün nükleer silahlar üreten, birbirini öldüren insanlar varsa, biyolojik silahlarla, koronalarla birbirini öldüren insanlar varsa, bunlar üçüncü gözünü kapatan insanlardır. Evrendeki her varlığın ruhu var, yıldızların, her varlığın. Bu yıldızlardan hangisi nükleer silah üretiyor? Hangi yıldız öbür yıldıza düşman? Hangi yıldız yıldızları toplayıp yıldızlar ordusu yapıyordu, öbür galaksinin ordusuna saldırıyor? Hiçbiri. Çünkü onların biyolojik gözü yok. Kimin ki biyolojik gözü varsa üçüncü gözünü zayıflatır. İşte o da dünyanın mahvını, evrenin mahvını getirir. Üçüncü gözünü aktif edip geliştirenler de insan-ı kamil olur. Bütün insanlar, hayvanlar ve bitkiler onun gözünde kardeştir. Ve bütün varlıklar Yüce Allah'ın yarattıklarıdır. Yüce Allah'ın yarattığı varlığı niye öldüresin? İnsan-ı kamil üçüncü gözünü açandır. Ama insan üçüncü gözünü kapatan kötü bir varlıktır. Evet. Среди всех творений, то только человек закрыл свой третий глаз, закрыл свой глаз души. И люди, которые закрыли свой глаз души, не могут слышать свою душу, это люди, они не понимают, что мы находимся в едином пространстве, что мы находимся в едином измерении. Мы все друг на друга влияем, мы все находимся в таком пространстве, где мы можем кого-то исцелять, или же наши плохие мысли могут влиять на других людей. То есть от таких людей, у которых третий глаз закрыт, всегда исходит негативная информация, негативные вибрации. И эти люди, не понимая целостность этого мира, они настроены враждебно этому миру. Если вы посмотрите на протяжении истории всего этого мира, ни одно живое творение, ни одно, ни планеты, ни растения, они друг другу никогда не создают какую-то войну или какую-то угрозу. То есть все находится в единой коммуникации. И только человек — это творение, которое не слышит свою душу и может наносить вред как себе, так и окружающему миру. Refik Bey, yani bu ciddi bir sorun ve son zamanlarda özellikle yani özellikle insanların içinde negatif eğimli olan, yani karamsal, kötü düşünmeye yönelik, hatta bunu çoğaltmaya yönelik bir, yani insanlar çoğaldı gerçekten. Ve bu baya baya nasıl söyleyeyim, zarar getiriyor. Yani aç, böyle sanki böyle aç, sanki böyle herkes hırslı, böyle herkesten bir şeyler almak isteyen, başkalarının toprağını almak isteyen, böyle yani bir hırs var, bir
şey var insanlarda ve bunun zararını bütün doğa, tabiat, bütün hayvanlar, işte bitkiler, bizim gezegenimiz, bizim dünyamız bunun zararını görüyor gerçekten. Kesinlikle öyle.